Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulu atan gün tertiptiki haberlerine huzurunla olsun. Işıklarışımız, kaynamızı da kıtanlar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'daki lagırlar takılsın. Bugün 16 yanvar Türkiye'deki en çok ictimai teşkilatlardan biri olan İnsani Yardım Vakfı İHH'nın baş merkezi de Şarkı Türkistan'daki lagırlar takılsın teması da Birleşme Akbarat İlan Kılış Yığını elip verildi. Birleşme Akbarat İlan Kılış Yığını'na İnsan Hakları ve İnsani Yardım Vakfı İHH, İnsan Hakları ve Adalet Hareketi İHAK, Halkara Musafırlar Hakları Cemiyeti, Erkin Fikir ve Talim Eliş Hakları Cemiyeti Özgür Der, İnsan Hakları ve Mezlumlar Üçün Hemkarlık Cemiyeti Mezlumlar Katırlık Teşkilat ve Cemiyetler katnaştı. İnsan Hakları ve İnsani Yardım Vakfı İHH'nın reisi Bülent Yıldırım bayanat verip, Xitay'ın Şarkı Türkistan'da lagırlarını tesis kılıp sebepsiz tutkun kılış, atılmış koşmak tukkan namı aslında Şarkı Türkistan halkının ailesine Xitaylarını mecburi uğurlaştırıştın ibaret, rezil siyasetini lenetleş bilen birge, Xitay'ın iktisadi cihette İslam ellerine muhtaç işkellikini, İslam ellerine teklif verip, Xitay'a sen avval Şarkı Türkistan halkının hukukunu, insandak yaşaş hakkını berişin kerek. Andın biz senin bilen soda alakası kılımız. Bolması bizden tüpürükümüzden ötüp ticaret kılışınca yol yok deyip şart koyuşu kerek diğerlerini bildirdi. Aile politikası gereği erkek Çinliler yerleştiriliyor. Mesela evde adamı almış, oğlunu almış, çocuğunu almış kamplara götürüyor. Evde kız, kadın, erkek, kız ve kadınlar duruyor. Oraya Çinli erkekler geliyor, diyor ki ikiz kardeşiniz. Mahremiyet bitiriliyor. Geçenlerde tanıdığım bir tanesi ağlayarak yanıma geldi. Dedi ki telefon açtım 2 sene sonra. Dayanamadım, rüyalar gördüm. Bir sesini duyayım istedim annemin. Telefon açtım, Çinli bir erkek çıktı. Birkaç saniye içerisinde kapattım. Tespit etmişler midir? Anneme, aileme işkence yapmışlar mıdır? Benden bir nebze olsun, bir umut almak için yanıma geldi. Bayanat ilan kılış yığın diyene İnsan Hakları ve Adalet Hareketi İHAK, Halkara Musafırlar Hakları Cemiyeti, Erkin Fikir ve Talim Eliş Hakları Cemiyeti Özgür Der, İnsan Hakları ve Mezlumlar Üçün Hemkarlık Cemiyeti Mezlumlar Katırlık Teşkilat ve Cemiyetlerinin mesulleri ayrım ayrım bayanat ilan kılıp, Xitay'ın Şarkı Türkistan'da elip berivatkan çektin aşkan zulümleri ve irki kırgın kılış siyasetini lanetligen deyken, Xitay'ını Şarkı Türkistan'daki lagırlarını takaşka çakırık kıldı. Manisa milletvekili Erkan Akçay, Uygur Türklerini Amerika'ya çetiveliş doğru emez dedi. 15. yanvar Milletçi Hareket Partisi Manisa milletvekili Erkan Akçay Efendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'de Uygurlar hakkında söz kılıp bundak dedi. Xitay Uygur Türklerini sistemilik bastırıp atıdı. 1949 yılı Xitay Şarkı Türkistan'a tecavüz kılıp kirgende Uygur Türklerinin nüfus nispeti 87% egelleydi. 2010 yılından bugün geçe 45% düşüp kaldı. Hazır Uygur Türklerinin meselesi fakat nüfus nispetinin az bulup gelişiyle emez, bunun da mı ağır meseleler var? Xitay Şarkı Türkistan'da terbiyeleş merkezi namı aslında tesis kılgan lagırlarda Uygurlarının kimliği ve milli hissiyatını yok kılışkı urnu atıdı. Şarkı Türkistan'daki Uygurlarının kişilik hukuku kapalet kılınan halde Adem'dek yaşaştığın başka talepi yok. Vaziyet şundak içinişlik peyitte şunu isimizde çın saklaşımız gerek ki Uygur Türklerinin Amerika bilen Xitay otursudaki hukuk talaş tartışı bilen münasebeti yok. Uygurlar meselesini Amerika'ya çetiveliş doğru emez. Bundan kim mi undak bulmaydı diğerlerini bildirdi. Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik zulüm kamuoyunun gündeminde kalmaya devam etmektedir. Uygur Türklerine yönelik sistematik bir baskı ve zulüm yapılmaktadır. 80 yıl önce işgal sırasında 1949'da Doğu Türkistan'daki nüfus oranı %87 iken 2010'dan bu yana bu %45'e kadar düşmüştür. Sadece nüfus itibariyle değil, bölgedeki Uygur Türklerinin kültürel kimliği de büyük bir baskı altındadır. Eğitim adı altında düzenlenen kamplarla
Doğu Türkistan'ın milli şuur ve direnci yok edilmeye çalışılmaktadır. Ve Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin talebi sadece ve sadece yaşama ve temel insan haklarının garanti altına alınmasıdır. Başka bir talepleri de yoktur. Səbiylərinin körünüşü yüreklerini əzdi. Bugün ictimai uçurlarda tarqalgan iki kiçik səbiyinin ata-anısının sürütünü tutkan şekilde uxlap kalgan körünüşü mühacirətki uyğurlarının yürükünü əzdi. Hemimizgi məlum bolğanda ki, Xitay təcavüzçiləri Şərqi Türkistanda caza lagırlarına milyonluğun xalqımızı solab, onlarının iki çağıqsız kalgan pərzəntlerini mu yenili lagırlarına solab, kiçikidilla asminasiya qilib çıxış planını ən qatlıq şekilde icra qılmaqda. Ve perzentlerimizden ekinişlik görünüşleri andısanda ahbaratkı tarqalmaqda. Öylerde kalan ya ki tukallarının koluda kalan küçük balılarının ehvalinin intayin naçar ikkallekini mi uçur vasıtlarda pat pat körüp duruvatımız. Vatendeki uçur vasıtlarının elini kallıqı malum bulgan bu sıllık görünüşte iki küçük balının ata anısının resimini tutkan şekilde uxlap kalan görünüşleri muhacirettiki uyğurlarının yürükünü ezdi. Bularının lagir içindeki ballar ya ki uruk tukallarının öyüde kalan ballar işkerleki inekemez. Neticede muhim bolğanı muşu yaştaki milyonluğun sebi balılarının Xitay tecavüzçilerinin zulümü sebeplik iki çağıksız gelişi ve küçük vaxtıdan başlapla ata anı mehredin mehrum koyuluşu bulup bütün dünyadaki barlıq Şarkı Türkistan halkı manı bu bicari sebilerini günahsız halkımızın Xitay zulümüden kutkuzuşu için tahirsiz hareketki ötüş gereklikini her vakit esletmekte ve bizni hareketke çağırmakta. Musafirler cemiyetinde Uygur muhacirleri meselesi müzakere kılındı. 16 yanvar Şarkı Türkistan Nozgum Kültür ve Aile Cemiyeti reisi Munavar Öz Uygur Hanım'ın yetekçilikindeki bir heyet Musafirler cemiyetini ziyaret kıldı. Hayatını Adukat Rumeysa Hanım bilen Sumeyye Hanım kızgın kütüvaldı. Hayat Adukatlarga Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvalini Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya elip berbatkan irki kırgın kılıç siyasını tunuşturdu. Hayat yana Adukatlar bilen Türkiye'de Uygur muhacirleri düşkede batkan kıyınçılıklarını müzakere kıldı. Hayat Adukatlardan yakınkı mezgirlerde yüz berbatkan Uygurlarının tuyuksız tutulup getiş, tutup getilgendeyken nemelerine kılıç, nemelerine dikkat kılıç, Türkiye'de yaşayabatkan Uygurlar nemelerge dikkat kılış hakkında sual sorudu. Adukatlar onlarının suallarına cevap verip, natunuş telefonlarını almaslık, tunumaydıgan kişiler gep sorusa, ''Mən sizin tunumaymen'' deyip cevap vermeslik. Natunuş kişiler başka yerge baraylı dese barmaslık, tunumaydıgan ve çüyenmaydıgan adamlarga işenmeslik, mümkün bolsa cemiyet namedin adukatlarga vakalet beriş katarlık tekliflerini verdi. Angliya parlamenti Avrupa İttifakı'nın ayrılış kilişimini red kıldı. Angliya başvaziri Theresa May'nin Angliya'nın Avrupa İttifakı'nın ayrılışı üçün tüzgen kilişimi parlament tarafından red kılındı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Angliya parlamentinde avaz koyulgan kilişim 202'ye karşı 432 avaz bilen red kılındı. Theresa May avazı koyuş ahırlaşkandayken elan kılgan bayanatıda Öktikçiler teklif sunugan takdirde bu aktı müzakere edip beriliş ihtimallıkının barlıkını etti. O kilişim avazgı kuyuluş harpisi de kilişimini red kılıp avaz beriş, mukumsızlıktın, bölünüştün ve adetten taşkırı derecede kilişimsiz bir hıl ayrılıştın başkan arası emez diyen idi. Öktikçi İşçi Partisi rehberi Jeremy Corbyn kilişim avazgı kuyuluş harpisi de parlament azalarına hitap kılıp, bu kilişimden bu keçi red kılınışı, neticesi en yakşı saylan boludu diyen idi. İşçi Partisi kilişimden red kılınışıdınken başvezir üçün işençsizlik beliti taşlanışını talep kıldı. Angliya başvaziri Theresa May 2017 yılı ötküzülgen müddettin burun ötküzülgen saylamda parlamentiki üstünlükten ayrılıp kalgan idi. 650 orunduqluk parlamentte hükümet kuruş üçün 326 parlament azasığı igi buluş şart bulup Muhafizakarlar Partisi aran 318 orunduğu erişeligen idi. Şunun bilen May hükümeti Şimali İrlandiya'nın aşkın 10 yıl ve Angliya'nın Avrupa İttifakı'nın ayrılışını talep kıldığan Demokratik Birlik Partisi'nin 10 parlament azasının kolluşu aslında hükümet kuralgan idi.
Angliya parlamenti ötken hafta ikki türlü karar makullab, hükümetinin Yevropa İttifakı'dan kelişimsiz ayrılışı üçün ajratkan hamçotuğa çekilimi koygan. May Yevropa İttifakı bilen müzakere elip bardıgan möhletni üç günüge çüşürgen idi. Parlament bu arkalık May hükümetinin Angliya'nın Yevropa İttifakı'dan çekiniş baskıçıdaki faaliyetlerine közgü körünerlik derecede çekilimi koygan idi. Kelişim ret kılınan devlette müddetin burun saylam yaki kaytidin referandum ötküzlişi katarlık bir katar tallaş karakterlik meselelerinin kün tertipki kelişi kütülmekte. Angliya 2016 yılı 23. iyon günü ötküzülgen referandum arkalık Avrupa İttifakı'nın çekinişini kararlaştırgan idi. Xitay numus kılmasın özünün kanun devleti işkerlikini car saldı. Xitay Taşkışlar Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying, Kanada Başministeri Justin Trudeau'nun Xitay'ını öz xayişi boyunca sot kılıdu deb ayıplıgarlıkı üstüdü toxtulup, Kanada'nı kanunun üstünlükige ve Xitay sotunun müstakillikige hürmet kılışka, şunaqlı hatasını tüzdüşke ve mesuliyetsiz bayanatlarını elan kılmasıqı çağırı kılımız dedi. Hua Chunying paytaxt Beijing'de ötküzgen kündülük akbarat elan kılış yığınıda, Kanada Başministeri Justin Trudeau'nun bir Kanada puhrası Xitay'da ölüm cezasına hüküm kılınan deyken, Xitay'ını öz xayişi boyunca sot kılıdu deb ayıp ligerlikige narazlık bildirdi. Xalqara kanunlarını da emez, belki öz kanununu mu en kattık depsende kılıbatkan Xitay, kanunun aldığı hemme kişi beraberdir diyen sözünü kötürüvelip, kanunun üstünlükinin tekazasının muşu işkerlikini, Kanada'daki münasebetli kişilerinin bayanatlarının kanunun üstünlükige dair en akalli andımı hali işkerlikini eğitip, kanun hakkı da vez etti. Arkadılla Kanada'nın Huawei'nin maliye işleri direktörü Meng Wanzhou'nu derhal koyup berişi lazımlıkını yeni talep kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.